Saygıdeğer izleyenler, Ünye'nin yetiştirdiği değerli şahsiyetlerden, hak, hukuk ve adalet adamı, halkın adamı olarak da ün yapmış, insanlar tarafından tanınmış, şair, yazar, bir açıdan da eli kalem tutan çizerlerden meslektaşımız, Sayın Avukat İrfan Yıldız Beyefendi kardeşimize, hak, hukuk ve adalet adına yıllardır görev yaptığı Ünye Adliyesi'nden soruyoruz. 2019 nasıl geçti? Efendim, 2019 sorunlu geçti. Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ekonomik sorunlar ister istemez hukuka da yansımakta. Gerek adliyelerimiz, hakimlerimiz, savcılarımız ve avukatlarımız büyük fedakarlıklarla adaleti gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ancak işlerin yoğunluğuna ve gelişen ekonomik, teknik, teknolojik değişimlere göre yeni boyutlar kazanan hukuk sistemimizde sorunları çözmek için büyük bir çalışma özveri gösteriliyor. Ancak ne yazık ki bu yeterli olmuyor. Çünkü adliyelerimizin personel imkanı, hakim savcı sayısı olayları karşılamaya nicelik olarak yeterli değil. Bunun yanında adliyelerimiz kapasite olarak yeterli olmuyor artık. Çünkü örneğin Ünye Adliyesi, Allah selamet versin, savcı başsavcımız Erol Tosun tarafından onun önderliğinde yapılmıştı. O zaman denildi ki 5 yıldızlı otel kalitesinde. Gerçekten öyleydi. Ama şu anda koridorlarımız kaleme, müdür odalarına çevrilmekte. Bu yalnız Ünye'ye mahsus değil. Bütün adliyelerde durum böyle. Örneğin Term Adliyesi, örneğin Çarşamba Adliyesi hep yeni adliyeler. Ama şu anda bile yetersiz duruma gelmekte. Nüfus hızla çoğalıyor. Sorunlar boyutlanıyor, çoğalıyor. Ama adliyelerin fiziki kapasiteleri de artık bu ihtiyaçları gidermeye yeterli olmuyor. Dolayısıyla hukukumuz sorunsuz çalışıyor diyemeyiz, sıkıntılarla çalışıyor. Devletimiz Adalet Bakanlığı hedef süre uygulaması başlattı. Davaya başlarken şu kadar süre içerisinde bu dava sonuçlanacaktır diye temenni mahiyetinde, dilek mahiyetinde bir hedef süre öngörüyor. Ancak sosyal, fiziki, ekonomik şartlar buna elverişli olmuyor. Bu hedef süreler genel olarak tutturulamıyor. Sırf hedef süreleri tutturmak adına hızlı davranıldığı vakitte adalet kayboluyor arada. Onun için bir denge kurmak şart. Adliyelerimizin fiziki kapasitesini, teknik kapasitesini artırmak şart. Personel sayısını, nitelikli personel sayısını, hakim savcı kadro sayısını çoğaltmak şart ve gerek hakimlerde gerek savcılarda, tabii ki gerekse avukatlarda nitelik durumunu çoğaltmak gerekiyor. Çok sayıda hukuk fakültesi var. Devlet üniversitelerindeki hukuk fakülteleri bile çok sayıda öğrenci almaktayken özel üniversitelerden nispeten daha kolay şekilde diplomalar alınıp sahaya inilmekte. Stajlar yeterli kalitede yapılmamakta. Bunların sonucunda da mesleğe başladıktan sonra yeterliliği zayıf ya da tam yeterlikli olmayan kişiler ya da meslektaşlar ortaya çıkabilmekte. Bütün bu durumları düzeltmek, Adalet Bakanlığı ile beraber Barolar Birliği'nin, baromuzun çalışmalarıyla giderilmesi gereken meseleler. Bütün iyi niyetle gerek Adalet Bakanlığımız ve gerekse Barolar Birliği'miz çalışmaktalar. Ancak yeterli olmamakta. Bunun için hukuk fakültelerine öğrenci alımlarının sınırlanması,
gerekebilir. Hukuk fakültesindeki eğitim düzeninin ve süresinin daha uzun sürelere yayılması gerekebilir. Stajların daha uzun sürelere yayılması gerekebilir. Vatandaşa modern, çağdaş, uygar bir hukuk hizmeti sunabilmek, daha insani şartlarda hukuk hizmeti sunabilmek gerekmekte. Ancak şu an için bunu tam layıkıyla yapıldığını söylemek mümkün değil. Yani olması gerekenden efendim %30 civarında uzaktayız diye düşünüyorum bütün kurum ve kuruluşlarımızla. Her ne kadar iyi niyetler olsa da, dilek ve temenni mahiyetinde durumlar olsa da fiilen vatandaş bir hakkın hakkına ulaşmakta güçlük çekiyor. Bunu kabul etmek gerekir. Yargılamaların masraflı olduğu bir gerçek. Dava açarken, davaları takip ederken masraflar yüksek. Bunlar da vatandaşı hakkını arama hususunda sıkıntı yaratmakta. Ancak devletin işte adli yardım olanağı var. Vatandaşın çok bilemediği, baronun avukat temin etme imkanı var. Bunlar da toplum tarafından çok iyi bilinmiyor ancak bilindiği kadarıyla da verimli kullanılmaya çalışılıyor. O bakımdan biraz da kültürel seviyenin, eğitim seviyesinin yükselmesi gerekiyor. Daha verimli bir adalet sağlanabilmesi için. Bütün bunlar da ülkelerin gelişmişliği ile ilgili, ülkemizin gelişmişliği ile ilgili. Geçmişe baktığımız zaman bugün çok ileri bir noktadayız ama olması gereken noktada değiliz. Saygıdeğer izleyenler, avukatımın yaklaşık 3-5 dakika ya da 10 dakikaya sığdırdığı sözlerini ben özetlemek istiyorum. Avukatımız diyor ki, lafın fazlası deliye söylenir diyor.